Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir makineyle beraberiz. CRF ve sahibi Bay Serüven. Kendisi daha önce Tracer sahibiydi. Fakat Tracer'ı satıp arazilere girmek maksatlı diyeyim ben size. Böyle bir makine aldı. Şimdi kendisiyle bu söyleşiyi yapacağız. Neden onu sattı, niye bunu aldı, ne artısı oldu, ne eksisi oldu. Bunların hepsini tek tek kendisine soracağız. Öncelikle hoş geldin Bay Serüven. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olasın. Kafamdaki soruyu sormam lazım. Neden CRF 250 Tracer gitti de niye bu geldi? Bana onun bir açıklamasını yap. Şimdi aslında ikisi çok farklı kullanılan bir motosiklet. Bir tanesi enduro, bir tanesi daha rahat bir yol bir motosikleti. Amaç şu aslında, biraz fayda maliyet açısından bir değişim gerekti. Şimdi günlük aşağı yukarı 60-70 kilometre gibi bir kilometre yapma zorunluluğum var işe git gel mesafesinde. Hem daha ekonomik, hem de biraz da zaten önceden beri bir araziye bir merakım vardı. Hem de bunu ne derece tatmin edebilir diye bir motosiklet arayışında girdim. Birkaç modellere baktığımda hep kafamda aslında CRF olduğu için yine CRF'de karar kıldım. Yani gittim, baktım, araştırdım. Zaten şu şartlarda biliyorsunuz motosiklet piyasası aldı başına gitti. Aynen. Ve piyasada da yoktu. Bulmuşken de kaçınmak istemedim açıkçası. O yüzden CRF'yi tercih ettim. Aslında bir yandan da maliyet açısından CRF. Çünkü yakıt hani yok denecek kadar az gibi bir şey. Aşağı yukarı 37-38 kilo, 38 TL'ye yani 220-230 kilometre kadar bir yol yapabiliyorsunuz. Çok, çok gayet de iyi bence. Hani diğerinden sonra tabii ki bu bana yakmıyormuş gibi. Peki neden Tracer'a giremez miydi? Araziye girseydin Tracer'a yani neden bu Tracer da yüksek bir motoru benim bildiğim ve her tarafa girebilir. Sadece lastikler biraz tabii sıkıntıdır ama hani o da girebilirdi. Niye satıp bunu aldın? Tabii ki girebilirsin ama dediğim gibi yani Yamaha'nın parçaları siz de biliyorsunuz ki pahalı. Aynen. Yani araziye girdim hani bir düştüm tamam mı hani minimum 5000 liralık olursun. Aynen. Yani bu sefer de arazi keyfin mahvolur. Hani bunda düşsen ne olacak? Yani garaj yok, bir şey yok, parçası ucuz, yani her yerde var. Hani birkaç da koruma demiri vesaire gibi şeyler taktığınızda da daha da rahat hareket edebiliyorsunuz. Yani şimdi Tracer'ın girdiği yere, yani bunun girdiği yere Tracer giremez. Yani örneğin şurasından bahsediyorum. Yani buraya gelene kadar 4 aynen. tane 4 tane kaldırım zıpladık. Bu arada yani, Karayın Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Az önceki geçen ses de uçağın sesiydi. Mutlaka onu da almıştır kameramız. Evet, buraya girmek sıkıntı. Özellikle bir moto, normal bir düz motosiklette girmek sıkıntı. Ya biz buraya kadar çıkardık. Bayağı engebeli şeyler var. Yollar var. Bu yönden evet, CRF 250L gerçekten harika bir motor olarak şey yapıyorum. Peki kaç litre alıyor depoya benzini? 8 litre galiba. 8. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama. Yedek deposu olduğunu sanmıyorum. Yani 8 litre gibi bir 8. deposu var. Evet, yani ben şeye bakıyorum açıkçası. Kaç TL'de doluyor, kaç kilometre gidiyor. Fayda maliyeti. Fayda maliyete bakıyorum yani bir nevi de. Güzel. Ki yani bu motor, yani aksesuara da uygun bir motor. Yani istediğiniz her şeyi de takabiliyorsunuz. İşte koruma demiriydi, çantaydı. Evet. Hani göreceli şeyler bunlar. Yani seven var, sevmeyen var. Ben biraz aksesuar seviyorum açıkçası. Yani o yüzden de İşte koruma demirleri olsun, cam olsun, far koruma, sis aparatı, çanta ki daha yapmak isteseniz de bir sürü aksesuarları var açıkçası. Anladım. Ben biraz da doğa sevdiğim için bunu tercih ettim. Yani şurası güzelmiş, buradan geçilir mi deyip doğanın içinde kaybolmayı seven bir insanım. Ki bu da benim o beklentime cevap veriyor. Hani bu şey değil. Hani görüyoruz ya, uçup gidiyor, atlıyor, zıplıyor, bilmem lastikler kesiliyor falan. Yok, bu motor o değil aslında. Yani bu serüven motoru kısaca. Yani serüven motoru. Yani stabilize bir yolda. Atıyorum ki hafif bozuk bir yolda. Yani gidebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz bir motor. Yani uzun yol tecrübesi olarak daha henüz bunda bir tecrübem olmadı. Yani uzun kilometreler gitmedim. Bir maksimum 300 kilometre gittim. Daha da çok da bir uzun yol olarak düşünmüyorum yani. Ama onun haricindeki artı ve eksilerine gelirsek normal serisi gerçekten herkesin standartta söylediği gibi çok kötü. Ben onun yerine bir tane özel bir sele galiba. Sele yumuşatma kullandım ve bunu aldıktan sonra tabii ki konfor biraz daha arttı. Ya zaten bir motosiklette hangisi olursa olsun jel sele de kullan. Yani 200 km'den 250 km'den sonra yoruluyorsun. Bir yorulma oluyor yani.
bu artık şeye geldi. Yani normal standarda geldi diyelim açıkçası. Yani normal bir motosikleti şu koltuk korumasına taktığımızda daha bir standarda ulaştı. Peki bugün ben bir CRF aldım. Evet. Dedim ki ya işte bay serüven ben de alacağım. Hı. Aldım bir tane. Dedim ki çantayı, koruma demirleri, koruma aynası, her şey. Peki bunlar çok pahalı parçalar mı? Yani aldık ama yani çok da para harcar mıyız? Yani onu bir sorayım. Bu bütçeyle alakalı. Yani normal alüminyum çanta takmazsın. Normal çanta takarsın. Atıyorum ki buradaki gidon aparatları, sis aparatlarını takmazsın. Normal bir cam takarsın. Yani ne bileyim, koruma demirini biraz daha uygun bir demir seçersin. Dedim ya, bu aksesuar olayı şey, göreceli ve bütçeyle alakalı bir şey. Yani ya takmasan ne olacak? Yani düşsen ne olacak? Yani parçası ucuz, granaj ucuz. Yani vesairesi ucuz. Yani o yüzden düşecekmişim korkusu çok fazla olmaması lazım açıkçası yani. Yok, sormak istediğim şuydu. Yani örnek veriyorum, 1000 liralık bir koruma camı da takabilirsiniz buna. 50 liralık bir koruma camı da. Sonuçta ya, aynı şey. Tabii. Hani bir Tracer gibi illa yok bu olmak zorunda gibi bir şey yok bunun. Çünkü Tracer'da bildiğim kadarıyla her parça Tracer'e uymuyor. Onun özel parçaları var ve onu alman lazım. Ama bunda öyle bir şey sorun yok diye biliyorum. Buna her türlü parçayı takabiliyorsun uyduğu sürece. Ve dediğin gibi bütçeyle alakalı bir durum. Yani CRF'de şey var fark ettiğim kadarıyla. Atıyorum ki eli yatkın olan kişiler CRF için parça yapma riskini göze alabiliyor. Atıyorum ki camdı ya da koruma demiriydi vesaireydi. Tracer'da biraz daha firmalar bu işi baz alıyor. Aynen. Yani GP Composite gibi vesaire gibi. Zaten çantayı söylemiyorum. Çanta zaten universal standart bir şey. Yani her marka, her model için çanta üretiliyor. Bu çantayı söylemiyorum. Yani her motor için de olabiliyor. Anladım. Yani universal'den ziyade daha çok Tracer için firmalar parça üretiyor. İşte cam yükseltmesi olsun, koruma demirleri olsun, koruma takozları olsun gibi. Ama bunda atıyorum ki eli yatkın olan X bir kişi, ben böyle bir şey yaptım, fiyatı da bu deyip çok daha fazla alternatif görebiliyorsunuz yani. Anladım. Peki mesela senin kilona bakıyoruz. Herhalde 60-70 kilo arasında. O civarda 65 kilo. Yani ben 120 kiloyum. Evet. Açıklıyorum, 120 kiloyum arkadaşlar. Kilolu bir adam da bu motora binebilir mi? Ki ben herhalde testini yapmıştım bir ara. ama hani adam olabilir yani arkadaş. Yani sonuçta bir bu şişmanlık bir şey değil. Değil. Yani adam, zayıflık da değil. Aynı yani değil. Kilolodur ama CRF'yi alayım mı almayayım mı? Beni taşır mı? İşte iki atlasam işte amortisörü patlar mı? Motor dağılır mı? Konusunda bir bize bir aydınlatma şansın var mı? Yani her türlü ağırlık 120-130 kiloluk bir adam buna binebilir mi? Ve her yerden hani rahat bir şekilde geçebilir mi? Yani bu şöyle bir olay. Ben zayıfım. Boyum aşağı yukarı 1.80. Seli yükseltmeyle beraber bindiğimde parmak uçlarındayım. Anladım. Ama bende kilo olmadığı için, motosiklette ağırlık veremediğim için ayaklarım yere değmiyor. Boyum uzun ama zayıfım. Boyu kısa, kilolu insanlarda atıyorum ki ağırlık olacağı için ayakları yine yere basabilir. Anladım. Çünkü amortisör sistemi bunların çok yumuşak. Şimdi ben 60 kiloyum, boyum 1.80. Ve seli yükseltme var, 4 santimlik yükseltme var. Bu gibi durumda benim ayaklarım parmak ucunda basıyor. Tabanın tam anlamıyla basmıyor. Ama atıyorum ki boyu daha kısa ve kilolu kişilerde aşağı yukarı yine benim de aynı şeyde olacaktır. Çünkü neden? Amortisörü çok yumuşak olduğu için oturduğunuzda otomatikman arka taraf basacağı için aşağı yukarı aynı şeyi yaşayacağız. Yani bunlar kilo boy oranı çok fazla önemli değil gibi açıkçası. 1.60 ve bayansanız ya da bayan kilolarına sahipseniz tabii ki ayağının yere değmesi konusunda bir sıkıntılar yaşanabilir. Mesela şu çanta, ben deneme sürüşü yaptım arkadaşlar bu motoru. Şu çanta olmasa binebiliyorum ama çanta olunca binemiyorum, korkuyorum. Çünkü ayağınızı atıp binmeniz lazım. Ben zaten kiloluyum. Şimdi 120 kiloyum, bir de motor çekersem altında kalırım diye. Yok, aslında ayaklıklar sağlam. Yani sağlam. Senden daha kilolu insanlar da bunun üzerinde zıplayıp binebiliyor. Biraz sen çekiniyorsun. Biraz sen çekiniyorsun açıkçası. Ama onun haricinde bu motorda iyi ve kötü diyebileceğim şeyler tabii ki var. Hani kötü diye bahsedeceğim şey, tabii ki Tracer'a karşı yorumlamayacağım bunu. Bir titreşim var. Titreşimdeki sebeplerden birincisini ben lastikler olarak düşünüyorum.
Çünkü dişli bir lastik var. Asfaltta tabii ki sürtünme olayı çok daha farklı. Arazide herhangi bir problem yok. Herhangi bir problem yaşamazsanız. Hani lastikleri de standart lastik üzerindeki. Ben sakin kullandığım için ve hard enduro yapmadığım için benim için ideal durumda. Islak zeminde test edemedim ama arazide gayet iyi. Asfaltta titreşim tabii ki yapıyor. Ama bu da hani şey değil. Değil. Yani bir titreşim var. Bu titreşimi de depoda ve didonda hissediyorsunuz. Hayır, ayak koydum yani. Ayak koydum yerde. Motordan gelmiyor yani. Ayak koydum yerde hissetmedim açıkçası. Belki hissedenler vardır bilmiyorum ama ben kendi hissettiğim didonda ve depoda var. Muhtemelen lastikler değişirse zaten bu da çok ciddi bir anlamda azalacak gibi görünüyor. Yani ben de yorumlar okudum, vesaire okudum ama %80'lik kısmı, %90'lık kısmı muhtemelen lastikler değiştiğinde, daha düzgün bir asfalt lastik kullanıldığında düzelecek gibi tahmin ediyorum. Ama bu sefer de araziye çıkamayacaksın. Yok, yani %70 atıyorum ki yol, geri kalanı arazi olan lastikler de var. Bildiğim kadarıyla Michelin'in bir lastiği var. Birkaç firmanın daha lastiği var. Kullananlar da memnun. Yani zaten biz hard enduro yapmadığımız için, stabilize yollarda gittiğimiz için devamlı, o lastik de iş görecektir açıkçası. Yani illa dişli lastik olmasını gerektirecek bir durum yok diye tahmin ediyorum. Tamamen arazi lastiği. Bu tamamen arazi. Ama motoru da güzel gösteriyor. Evet. Adam güzel gösteriyor. Evet. Ya ben aldığımda acabalarım çok oldu. Yani beni tatmin eder mi? Sonuçta 700 cc'den 250 cc'ye iniyorsun. Gider mi? Durur mu? İşte ne olur? Gibisinden çok düşüncelerim vardı. Yani bu kişiden kişiye değişir tabii ki. Ya beni yeterli düzeyde tatmin etti. Etmesindeki sebep yani hem ABS'si de var, kötü de değil. Araziye çıktığınızda ABS'yi iptal edebiliyorsunuz daha keyifli bir şeyler yapmak için. O da güzel. Ha insan şeyi arıyor. Ya az daha gitseydi. Ya çünkü ya, diğerinden alıştığımdan dolayı atıyorum gibi çıkıyorsunuz sollamaya. Bir bakıyorsun tık 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 kalmışsın. İbreye bakıyorsun 140. Yani aslında normal. Kemer ama... yolunu hatırlıyorum ya nasıl gaz lazım. Akropov işle. Ama aslında normal. Ama hani biz daha motora henüz alışmamıştık o zamanlarda. Yani. Ha insan biraz daha bekliyor tabii ki. Ama yani 250 cc sonuçta. Yani bir yarış motoru da değil. Ya da normal naked motor da değil. Yani ibresi bu 140. Yani maksimum. Yeter abi. Yani şöyle. Yeter. Sonuçta bu motosiklet düz yol motoru ya da yarış motoru değil. Değil. Bu arazi makinesi. Arazi motoru. Bunu da keyif olarak bineceksin. Tracer biraz yani biraz demeyeyim düz yol motoru onunla basacağım buradan İstanbul'a gideceğim gaz kesmeden gibi yorulmadan. O yüzden kulvarları çok farklı. Kesinlikle. Ama gerçekten şu makineyi önerir miyim? Ben de açıkçası biraz şimdi şu an kıskanmaya başladım. Bende de bajaj var arkadaşlar. Zaten kendi kanalımdan biliyorsunuz. Ben onunla her tarafa her yola giriyorum. Yani dağlık yola da girdim, altında vurdum, düz yola da girdim. Yani her türlü yere geliyor motor ama tabii bunun yaptığı işlemle bir değil sonuçta. Satmayı düşünüyorum ve bundan almayı açıkçası düşünmeye başladım. Zaten zehri verdi bana kısaca. Yaparsan bak alırsan çok güzel yerlere gideceğiz. Aynen. Sen ver gazı, ver gazı. Ben dizel çalışıyorum yani haberin olsun. Artık DJI pilotum ben. Yani direkt pilliyim yani. Direkt uçuyorsun. Direkt uçucuyum ben. Yani bunda dediğim gibi aksesuar olayları çok fazla var. Benim takmış olduğum, ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bu motorla giderken kesinlikle rüzgar alıyorsunuz. Hani ciddi bir rüzgar alıyorsunuz. Yani gerek göğsünüzde olsun, kaskınızda olsun, hani yüzün üstündeki suratlarda hani biraz böyle bir cebelleşme ve boyun ağrısına sebep oluyor. Hani yer olarak da zaten düz bir motor olduğu için yani rüzgarı direktmen göğsünüzde karşılıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle yani çevre yoluna çıkıyorsanız ve gün içerisinde hani uzun mesafeler gidiyorsanız ya da uzun yola gitmeyi kesinlikle düşünüyorsanız cam almanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü almadan önce gerçekten çok rahatsız oluyordum. Hem işte motordan iniyordum, boynum mu ağrıdı, işte göğsümü biraz daha mı kapatsam rüzgar alır mıyım diye. Yani camı taktıktan sonra iyi bir iyileşme oldu yani. Kesinlikle bu motor alır almaz yapacağınız ilk iş bence ilk önce cam ve sonra da koruma demiri diye tavsiye ederim. Daha sisfara takacaksın galiba sen bunu. Tabii. Yani hem burada bir aparatım var sisfarını takabilmek için. Bir de gidonun üst tarafında şöyle bir barım var. Aynen. Buraya da istersem sisfarı ya da atıyorum ki kahve tutacağı, USB bellek vesaire gibi aklına gelebilecek birçok şey takılabilir.